Kalbim sızlıyor be, kalbim sızlıyor. Ve bunun hakkında konuşmak için en uygun yer önümüzdeki gebe eğitim hastanesi. Gebeyken sürekli saldırdılar bunlara. Garibanlar, babadan kalma bir evleri. Evin erkeği iş arıyor, iş arıyor, bulamıyor. Ve bu zalim millet bahçe katında oturuyorlar. Hayvanlarla saldırıyor bunlara. Her zaman aynı bizim örneğimiz gibi evin önünden kediler eksik olmuyor. Durmadan yavrular, evin içi sinekler, pireler kaynıyormuş, pireler. Gördüm ciltlerini ısırık içinde. Yemeklerine bile geliyormuş pireler. Akrepler var, hepsi bu şeylerin takibinde. Çocuğu her gün neredeyse hasta diye götürüyorlar doktorlara, hastanelere. Ya bir aylık bile değil. Böyle zalim bir millet var mı be? Bütün aile ısırık içinde, kızamık kapmış gibi. Çocuğu öldürecekler bu şekilde. Ufak bebeği sizin şeytanınıza kurban. O çocuğa bir şey olursa biliyor musunuz? Allah belanızı versin. Yok edin lan bu şeytani tuzağı. Bütün sokaklardan, bütün evlerin etrafından, bütün çevreden. Böyle bir zulüm var mı be? Ya demek ki... Tamam. Nasıl anlatacağım bunu bilemiyorum. Bizim bahçede her zaman bunun anlaşılmayan ne yanı var anlamıyorum ki. Bu millet bu şeyleri kasıtla kullanıyorlar insanlara, doğaya zarar vermek için. Firavun zulmünden daha kötü bir şey, çünkü daha modernleşmiş. Anlayışa bak be. Eve geliyoruz. Ne o, su mu içeceksin? Ha, hadi iç bakayım o siyah sudan da görelim. Gönder biraz daha içsin be. Yiy! Nasıl bakıyor? Surata bak. Buraya bunları döken de odur. İşareti ağaçların oraya. Kedi okkabazı. Kim onları bırakmıştı oraya çocuklar, gördün mü? O yemekleri, ekmekleri. Kim olduğunu tahmin edebiliyoruz. Bir de suratı yekşitiyor be. Pis mağrur komşu katili bir tane daha av bulmuş. Yapışmış ona. Böyle psikopatlar kendini böyle dost olarak gösteriyor. Arkadan hançerliyor. Yine bok, yavruların boku komşuya. Kaç kez temizledik bugün?
Yine orada yavrular hasta hasta. Aynı noktalara, aynı noktalara be. Bir de surat ekitiyor buraya panzurun içine kediyi kilitleyen. Zalim. Neymiş bu? Tek tük pislik be. Tek tük pisliğin ne yaptığını biliyoruz biz. Toksoplazmalı kör kedi yavrularından. Bakın yani yavruları nasıl yönetiyorlar. Kaç tane yavru varsa hepsinin pisliği burada. Aynı yerde. Üst üste sıçmış gibi. Büyüşüyor yemin ederim. Bakın yani. Gelir gelmez kaç kez yaşadık. Kapıya gelirken rol yapıyor, içecek o zift gibi sudan. O kadar eğleniyorlar ki kahkahalarla gülüyorlar orada. Puh, pis mahluklar. Oğlunu bokçu olarak yetiştiriyor. Şey oldu, ben sana söyledim ya, çıkıyorum, bir şey lazım. Oğlu, burası sinek. Duymuşlar hemen, Uygur Devlet Tiyatrosu başladı. Ben çıkıyorum, ben çıkıyorum, kaka. Merdivenden geliyor, oğlu gidiyor ona sarılıyor. Sonra koşa koşa önümü geçti. Aa. Babasına bira almaya gitmiş. Vay, ben hiç bakmadım seni. Sülalece bunlar. Ha, böyle stalking. Tesadüf olmuş ama. Tesadüf her seferinde tesadüf olmaz. Başka anladın mı? Her seferinde böyle yıldızlarımız çarpışmaz. Ha, başka kim var ondan? Hiç o. Sonra benim... Ben şey alıyorum, sana o şeyi, ha. Burada, benden önce geliyor. Yani soruyorum ya, hani iğne falan buldum orada. İğne? Psikopat şizofrenlere, alkol içmek nasıl etki yapar? Psikopat şizofrenlere bu üç. Oğlu da 14-15 yaşındayken beraber içiyorlar.